Dünyayı ele geçirmiş aile Baraç ailesi. Bu ailenin güç kazanmasındaki en önemli kişi Bernard Baruch'tur. 19 Ağustos 1870 tarihinde Carolina'da Yahudi bir ailenin 4 erkek çocuğundan ikinci çocuk olarak dünyaya geldi. 1881'de aile eğitim için New York'a taşındı. Bernard New York Şehir Koleji'nden mezun oldu. Bernard eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasında çok fazla deneyim elde edeceği önemli bir New York şirketinde broker olarak işe başladı. Komisyonculuk şirketleri sayesinde kısa sürede çok para kazandı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 19.000 günümüz parasıyla 600.000'e yakın parası oldu. Pazardaki spekülasyonları kullanarak 30 yaşından önce servet topladı. 1903 yılında Baruch'un kendi aracılık şirketi vardı. O yıllarda kimseyle birleşmeyi kabul etmediği için Wall Street'in yalnız kurtu lakabını aldı. 1910 yılında Wall Street'in en tanınmış finansörlerinden biri oldu. Annie Griffin ile evlilik gerçekleştirdi. Ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Belle Wilcox Baraç, Bernard Baraç Jr. ve Rene Baraç Samstek. Belle Baraç binici, denizci ve avcı olarak tanınmış bir sporcuydu. 1930 ve 1931'de Paris At Gösterisi'nde klasik yarışmayı kazandığı için Cumhuriyet Kupası'na layık görüldü. Bernard iş hayatındaki başarısından dolayı dönemin başkanı Woodrow Wilson ve Franklin Roosevelt'in ekonomik danışmanı oldu. Sonradan gelen başkanlar Warren Harding, Herbert Hoover, Harry Truman ile de arası iyiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916'da Baraç Wall Street'ten ayrıldı ve Başkan Woodrow Wilson'a ulusal savunma ve barış koşulları hakkında tavsiyelerde bulundu. Ulusal Savunma Konseyi Danışma Komisyonu'nda görev yaptı ve 1918'de Yeni Savaş Endüstrileri Kurulu'nun başkanı oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin ekonomik seferberliğini başarıyla yönetti. 1919'da Wilson Baruch'tan Paris Barış Konferansı'nda personel olarak hizmet vermesini istedi. Baraç, Fransa ve İngiltere'nin Almanya'dan talep ettiği tazminatları onaylamadı ve Wilson'ın yeni işbirliği oluşturması gerektiğini ve milletler cemiyetinin oluşturulması gerektiği söyledi. 1920'lerde ve 30'larda Baraç, ABD'nin başka bir dünya savaşı olasılığına hazırlıklı olması gerektiği endişesini dile getirdi. Baraç bu dönemde önde gelen bir hükümet danışmanı olarak kaldı ve Franklin Roosevelt'in seçilmesinden sonra iç ve dış politika girişimlerini destekledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Baraç, eski Endüstriler Kurulu'na benzer bir daimi üstünlük yaratmayı savundu. Teorisi, sivil iş adamlarının ve sanayicilerin neye ihtiyaç duyduğunu ve ihtiyacı kimin üreteceğini belirlemedeki rolünü artırdı. Baruch'un fikirleri büyük ölçüde benimsendi. James B. Yerenes bunları gerçekleştirmek için atandı. 1946'da Başkan Harry Truman, Baruch'u Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Komisyonu'na ABD temsilcisi olarak atadı. Haziran 1946 Cuma günü Baraç, Eckeson-Lilienthal planının değiştirilmiş bir versiyonu olan Baraç planını UNAEC'ye sundu ve o zaman yeni atom enerjisinin uluslararası kontrolünü teklif etti ve kabul edildi. 1947 yılında yaptığı konuşmada soğuk savaş terimini kullanan ilk kişi olmuştur. 20 Haziran 1965'te 94 yaşındayken son nefesini vermiştir.
Mirası öldüğünde 1 trilyon Amerikan dolarına yakındı. Bu yüzden devlet gelecek nesilleri hakkında hiçbir bilgi vermemiştir.